Herkese selamlar. Bu hafta içinde olan iki tane yeni gelişmeyle ilgili konuşmak istedim. Bunların ikisi de göçmenlik bürosuna karşı açılmış olan davalar. Bu davaların ikisine de aynı hakim baktı ve bu davaların ikisinde de yürürlüğün durdurulmasına karar verildi. Bu iki dava neydi? Bir tanesi H1, L1, H2B ve C1 vizelerini ilgilendiren kanun hükmünde kararname. 31 Aralık'a kadar bu vizelerin alınmasını yasaklayan kararname. İkinci davada göçmenlik bürosunun 2 Ekim'den itibaren harçları arttıracağını belirten yeni yürürlüğe giren düzenlemesi. Bu ikisini aynı hakim yürürlüğünü durdurdu aynı hafta içinde ve gerçekten içimize su serpti. Şimdi kısaca bu iki dava hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikli olarak göçmenlik bürosu Ağustos'ta yayınladığı bir genelge ile 2 Ekim'den itibaren birçok başvuruda harç ücretlerini arttıracağını söylemişti. Aslında artış sanki %20 gibi görünüyor. Hatta bazı formların harç ücretleri bir nebze daha azalıyor, biraz daha azalıyor. Ama özellikle vatandaşlık başvurularının ve green card başvurularının harç ücretlerindeki artış gerçekten insanları çok zorlayacak bir boyuttaydı. Bu yüzden özellikle vatandaşlık başvurusu ve green card başvurusu yapacakların başvurularını 2 Ekim yetiştirmeye çalışıyorduk. Hummalı bir çalışma vardı bu konuda. Bu karar son 1-2 gün içinde çıktığı için sonuçta biz o dosyaların hepsini göndermiş olduk. Ama yine de böyle bir karar çok iyi oldu bir sürü kişi için. Çünkü indirimli olan harç ücretlerinden, yani eski harç ücretlerinin devam etmesi şeklinde olacak mesele ve eski harç ücretleri hala geçerli. Ne zamana kadar? Mahkemenin bu injunction relief, yani mahkemenin yürürlüğü durdurma kararı geçerli olduğu sürece. Peki 2 Ekim'in başka bir özelliği var mıydı bu yürürlüğe girecek olan tasarının? Evet vardı. Çok fazla kişinin fark etmediği bir konu. Fee waiver dediğimiz, yani maddi durumu iyi olmayan kişilerin harç ücretlerinden feragat etmek için yapmış olduğu başvuruyu ciddi manada azaltıyordu. Kanunen belirlenmiş olan fee waiver dediğimiz harç ücretlerinden muaf olma başvurusu devam ediyordu çünkü kanun değişmiyor. Ama göçmenlik bürosunun takdir hakkına bağlı olarak yapılan fee waiver başvuruları tamamen yürürlükten kaldırılıyordu. 2 Ekim genelgesinin, yani harç ücretlerinin artırılması genelgesinin iptali sayesinde kişiler, geliri düşük olan kişiler hala harç ücretinden muafiyet başvurusu da yapabilecekler. Bu da mükemmel oldu. Gerçekten ve bu tip başvuru yapmak isteyen kişilerin bir an önce başvurularını yapmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bu sadece bir ara karar. Bu harç ücretleri tekrar yürürlüğe girebilir. Ne zaman gireceğini bilmiyoruz. Ama en azından şu anda eski harç ücretleri geçerli. Bu çok önemli karardan sonra aynı mahkemeden, aynı hakimden ikinci önemli bir karar çıktı. O karar da Haziran ayındaki kararname ile alakalı. Haziran ayındaki kararname neydi? H1, L1, H2B ve C1 vizesinin konsolosluklar tarafından 31 Aralık 2020 tarihine kadar verilemeyeceğini öngörüyordu. Peki bu davada ne oldu? Bu davada bazı şirketler ve çatı kuruluşlar, US Chamber of Commerce, yani Amerikan Ticaret Odası, National Manufacturers Association, bunlar bir sürü meslek grubunun çatı kuruluşları, üye olduğu kuruluşlar. Mesela Türkiye'deki ticaret odaları gibi, Odalar Borsalar Birliği gibi, Türkiye İhracatçılar Meclisi gibi çatı kuruluşları. Bunların birlikte açtığı bir dava vardı. Bu dava ne diyordu? Trump bu kararı verirken Amerika'nın iş gücünü dikkate almadan, bize sormadan, bizim ihtiyacımız olan işçilerin kim olduğunu öğrenmeden böyle bir karar verdi. Dolayısıyla bizim işlerimiz aksadı. Yurt dışından, Amerika dışından kabiliyetli insanları getiremiyoruz. Ciddi manada sıkıntı oldu. Lütfen bu yasağı kaldırın şeklinde bir başvuru yaptı mahkemeye. Peki mahkeme ne dedi? Mahkeme Trump'ın bu tip kararları veya başkanın bu tip kararları ancak uluslararası anlaşmalar, uluslararası sözleşmeler, uluslararası hassasiyetleri göz önünde bulundurarak alabileceği, ama burada tamamen Amerika'daki ekonomi ve Amerikan iş gücünü dikkate alarak bir karar verdiği, bunu yaparken öncelikli olarak Kongre'ye danışması gerektiği, çünkü Trump'ın bir monark, bir kral olmadığını belirterek kararnamenin durdurulmasına karar verdi. Tabii bir avukat olarak hakimin vermiş olduğu bu kararı okurken insan gerçekten çok mutlu oluyor. Hatta
kararı tekrar tekrar okuma isteği doğuyor insanın içinde. Çünkü Amerika'da hukuk olduğunun, Amerika'da gerçekten bir başkanın tek başına istediği gibi bir karar veremeyeceğinin ve böyle bir karar verse bile eninde sonunda bunun mahkemelerden döneceğinin bir ispatı gibi, manifestosu gibi karar gerçekten okuması çok zevkli bir avukat açısından. Bu kararın neticesinde ne oldu peki? Bu karar sadece bu kararın davacılarını ilgilendiriyor. Dolayısıyla herkese bir yürürlülüğü yok. Ama belki de bu karardan istifade etmek mümkün olabilir. Nasıl olabilir? Bundan sonra söyleyeceğim şeyler tamamen tahminden ibaret. Mesela bu asylum üzerinden çalışma izni başvurusu yapanlarda da oldu. Kasa ve ASAP adlı iki dava var. O davada Kasa ve ASAP üyesi olan, bu derneklere üye olan kişilerin bu karardan istifade edebileceği ve çalışma iznini bir sene beklemek yerine 150 gün bekleyerek yapabileceği ile ilgili bir karar çıktı mahkemeden. Sonra bunu bir önceki videoda tavsiye ettik. Kasa'nın ve ASAP'ın üyesi olursanız belki de bu karardan istifade edebilirsiniz dedik. Aynı şekilde US Chamber of Commerce'ın üyesi olursanız, National Manufacturers Association'ın üyesi olursanız, yani bu davayı açan çatı kuruluşlardan birinin üyesi olmaya karar verirseniz, ki bunu yapabilirsiniz Amerika'daki bir işveren olarak mesela, o zaman belki de bu kararnamenin yürürlüğünün durdurulmasından istifade edebilirsiniz. İstifade ederseniz ne olacak? H1, L1, J1, H2B meselesinde 31 Aralık'ı beklemeniz gerekmeyecek konsolosluktan vize almak için. Peki bu şu mu demek? Mutlaka vizeyi alacaksınız. Bu tabii ki bu demek değil. Çünkü hala Covid'den dolayı mülakat veremeyen, görüşemeyen konsolosluklar var. Bu konsolosluğun mülakat vermesi gerekiyor anlamına geliyor ama Covid'den dolayı veremiyorsa ona yapacak bir şey olmayabilir yine. Her halükarda hukukun üstünlüğünü bir kere daha sergilemesi açısından ve başkanın yetkilerinin ne olduğunu anlatması ve başkanın yetkilerinin sınırsız olmadığının belirtilmesi açısından gerçekten dikkate değer, dikkate şayan bir dava oldu bu. Hepimiz çok mutlu olduk bu iki karardan dolayı ve ikisinin de aynı hakimden geliyor olması gerçekten çok güzel. Umarım bu video faydalı olmuştur. Lütfen kanalımıza abone olun. Bildirimleri açarak videolardan önce siz haberdar olabilirsiniz. İlgi duyduğunuz kişilere videoyu gönderebilirsiniz. Bu konularla ilgili sorularınız varsa bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışacağım. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.